Merhaba arkadaşlar. 20. köşe taşıyla bugün birlikteyiz dostlarım. Hiç vakit kaybetmiyorum. 6 tane sorumuz var. Hemen hızlıca çözmeye başlayalım isterseniz bu soruları. Bakalım neler sorulmuş. Görelim dostlarım. Birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Diyor ki toplamları 24 olduğunda çarpımlarının en büyük değeri kaçtır diyor. İki doğal sayı varmış. Toplamları 24, çarpımları en fazla kaç olur? Dostlar bu durumda toplamları 24 olan birbirine yakın iki sayı bulacaksınız kardeşlerim. Ne kadar yakın olursa çarpımlarının değeri o kadar büyük olur. Yani şöyle düşünün. Mesela toplamları 24 olan 0 ile 24 olabilir. Doğal sayı dediği için 0 seçebilir. Çarpımları ne çıkar bu durumda? 0. 1 ile 23 alabilirim. Çarpımları ne çıkar? 23. 2 ile 22 alabilirim. 2 ile 22. Çarpımları 44. Bakın gittikçe büyüyor. Birbirine ne kadar yakınlaşırsa sayılar çarpımları o kadar büyük olacak. O yüzden diyorum ki 12 ile 12'yi seçeyim. İkisi de 12 olsun dostlar. Çarpımları ne çıktı? 144. Alabileceği en büyük değer bu olur. Lütfen dikkat edin. X ile Y birbirinden farklı diyebilirdi arkadaşlarım. O zaman mecbur birini 11, birini 13 alacaktık dostlar. Şimdilik bu bilgiyle çözdük sorumuzu. Geçelim ikinci sorumuza bakalım bu ne diyor. X ve Y birer rakam olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şöyle bir orantı vermiş bize. Bakın bu orantıyı gördüğümde ne yapacağım ben dostum? Bu X'in yanındaki 2'yi Y'ye vereceğiz. Yani Y için şunu söyleyeceğiz. 2'nin katı bir sayı olacak. Y'nin yanındaki 3'ü de X'e vereceğiz dostlarım ki demek ki X dediğim sayı da 3'ün bir katı olacak. Şimdi bunlar birer rakammış ve toplamlarının en büyük değerini istiyor. Şimdi x 3'ün katı bir rakam olacak arkadaşlarım. Rakamların içerisinde 3'ün katı olanlar 3, 6, 9. En büyüğünü sorduğu için 9'u seçtim. Y bu durumda ne oluyor arkadaşlarım? 2'nin katı olacak, 6 olacak değil mi dostlarım? K'yı 3 bulduk buradan. 3K 9 ise K 3 çıkar, 2K'da 6 geldi. Toplamlarının alabileceği en büyük değeri soruyor. Denizli'yi işaretledim dostlar. Hadi üçüncü soruya bakalım. Bakın yine çok benzer bir soru. Hemen şöyle çözelim arkadaşlarım bunu da. Şimdi x'e ne diyeceğiz dostlarım biz? 3'ün bir katı sayı olacak. Yani 3k. Y'ye ne diyeceğiz? 2'nin katı olacak. Yani 2k. Yine toplamlarının en büyük değerini soruyor. Fakat burada güzel bir şart var. Dikkat edelim. X ile Y tam sayı olacak ama negatif tam sayı olacak arkadaşlarım. Bakın şuradaki eksiyi kaçırmayın. O halde X'in alabileceği en büyük değer yani en büyük negatif sayı olacak ve 3'ün katı olacak eksi 3. Y de bu durumda eksi 2 geldi kardeşler ki toplamlarını soruyor bize. Eksi 3 ile eksi 2'nin toplamını eksi 5 işaretli. Dördüncü sorumuza bakalım bu ne diyormuş? X, Y elemanıdır. Doğal sayılar demiş yine. X çarpı Y'yi 36 vermiş. 2X artı Y'nin en büyük değeri nedir? Bakın birinci soruyla karıştırmayalım bunu arkadaşlar. Birinci soruda toplamlarını verip çarpımlarını soruyordu. Burada çarpımlarını verip toplamlarını soruyor. Bu durumda da birbirine en uzak iki sayıyı düşünmek zorundayız dostlarım. Şimdi 1 ile 36. Hangisi 1, hangisi 36 olsun? Şimdi x'e 1, y'ye 36 dersek, istediği ifadede x yerine 1 yazıp 36'yı da yazarsam 38 bulurum. Ama x'e 36 verip y'ye 1 dersen, x'in katsayısı daha büyük ya arkadaşlarım. O yüzden buna daha büyük sayıyı veriyorum. Şimdi bakın 2 tane 36, 72. Bir de 1 ile topladım bunu. 73'e ulaştım dostlar. Hadi devam edelim. 5. sorudayız dostlar. X ve Y birer rakam olduğuna göre diyor, X'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye bir soru sormuş arkadaşlarım. X'in alabileceği kaç farklı değer var? Hemen şimdi Y'yi bu tarafa atalım. Şöyle 2X eşittir 1 artı Y gelsin dostlar. Şimdi 1 artı Y'de şuna dikkat edebildik mi acaba dostlarım? Bakın kaçırmayalım. 1 artı Y dediğim şey 2X'e eşit. Peki 2X nasıl bir sayıdır? Hani tek mi çift mi anlamında? 2'nin katı olduğu için kesinlikle ama kesinlikle çift bir sayı olacak değil mi dostlarım? 2X çift. O halde 1 artı Y de çift bir sayı olacak. Yani 1 artı Y dediğim sayı 1 artı Y
0 olabilir dostlarım. 2 olabilir. 4 olabilir. 6 olabilir. 8 olabilir. 10 olabilir. 12, 14, 16, 18 diye gider 1 artıya. Ama ne diyor? Rakammış bunlar. Peki 1 artı y 0 ise y'nin kaç olması lazım? Eksi 1. Rakam olduğu için y eksi 1 olamaz. 0'ı sildim o zaman. Peki 1 artı y 2 olsa y kaç olacak bu durumda arkadaşlarım? 1 olabilir. Tamam. 4 olsa y'nin 3 olması lazım. Evet, rakamdır, olur. 6'dayken 5 olacak. 8'deyken 7. 10'dayken de 9 olacak. Şu anda bu değerlerin hepsi sağlıyor kardeşlerim. Ama 12'yi yazsaydım, 12 olması için y'nin 11 olması gerekiyor. Rakam dediği için y 11 olamaz diyorum. O yüzden 12'yi de sildim. Peki, burası 2 olduğu durumda x'in kaç olması lazım dostlarım? 2 ile neyi çarparsam 2 yapar? 1. 4 olduğu durumda x'in kaç olması lazım kardeşlerim? Hemen söyleyelim. 2. 6 olması için x'in kaç olması lazım? 3. 8 olması için x'in 4 olması, 10 olması için de x'in 5 olması lazım. Bakın x'in 5 farklı değerini bulduk kardeşlerim. Demek ki 5. sorumuzun cevabı Ceyhan geldi. Geldik 6 numaraya, bakalım ne diyor. Çarpımlarını vermiş bize arkadaşlar. Olduğuna göre diyor, a artı b'nin alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin farkının pozitif değeri nedir diye bir soru sormuş. Bakın hemen ne yapıyorum, hiç vakit kaybetmiyorum dostlarım. En küçük değeri bulabilmek için, şimdi tam sayılar demiş arkadaşlar. Pozitif olacak, negatif olacak dememiş. Şimdi z tam sayıların kümesi. Tam sayılar z harfiyle gösteriliyor. Tam sayılar dediği zaman biz artık eksileri de düşüneceğiz. Negatif sayılar da devreye girecek. Ben diyorum ki biri eksi 1, biri eksi 17 olabilir. Bu durumda a artı b'nin alabileceği en küçük değeri bulduk. Eksi 18 çıktı. Bunların pozitif değerleri olsa, artı 1 ile artı 17 olsa, a artı b'nin alabileceği maksimum değer de çıktı. 18'i de ulaştık arkadaşlar. Bize ne diyor? Bu ikisinin farkını bulun diyor. Yani 18 eksi, eksi 18'i bulun diyor arkadaşlarım ki şu eksinin bu eksiyi artı yaptığını biliyorduk. 18 artı 18'den 36'ya ulaştık dostlarım. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda tekrar görüşeceğiz. Yeni sorularla birlikte olacağız. Hadi bakalım, görüşmek üzere gobeller. Merhaba arkadaşlar, 21 numaralı köşe taşını çözüyoruz bugün. Bakalım nasıl sorularımız var, birlikte görelim arkadaşlar. Siz ilk önce şuradaki soruyu ve çözümünü bir okuyunuz isterseniz dostlarım. Sonra benim çözdüğüm soruları da bakın. Göreceksiniz, videoyu durdura durdura çözmeye çalışın arkadaşlarım. İkinci bir kitaptan da soru çözerken faydalı olduğunu göreceksiniz dostlar. Burada öğrenin. Zaten hocam sorulabilmesi muhtemel soru tiplerini buraya hemen yoğunlaştırmış kardeşler. Şimdi başlıyorum birinci soruyla. Diyor ki A ve B doğal sayılar. A'nın alabilecek değerler kaç tanedir diye bir soru sormuş. Şimdi A'yı arıyoruz biz. Kaç tane olduğunu soruyoruz. Şuradaki ifade için diyorum ki burası kesinlikle bir doğal sayı olacak ya da tam sayı olacak ki A ile topladığımda 5'e ulaşabileyim arkadaşlar. Yani ikisi de tam sayı olacak, doğal sayı olacak arkadaşlar. Şimdi 15'i kaça bölersem doğal sayı çıkar? Yani 15'in bölenlerini düşünmeliyiz. 1, 3, 5 ve 15 sayıları 15'in bölenleridir. Bir de bunların negatifleri de vardır tabii ki. Eksi 1, eksi 3 gibi ama B için doğal sayı dediğine göre arkadaşlarım B negatif sayı olamaz. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidiyor biliyorsunuz kardeşlerim. Peki şöyle deneyelim o zaman. A artı, şimdi B yerine 1 yazsak 15 bölü 1 15 oldu. Eşittir 5. Bakın A bu durumda eksi 10 çıktı arkadaşlarım. Bunu kabul edemiyoruz değil mi? Niye? Çünkü A da doğal sayı olacak. Negatif olamaz. Peki bunu sildim. Buradan bir değer almıyormuş. 3'ü deneyelim. A artı 15 bölü 3. 15'i 3'e bölersek 5 gelir. Eşittir 5 oldu. A bu durumda 0 çıktı ki bunu kabul edebilirim arkadaşlarım. Neden? Çünkü 0 bir doğal sayıdır. Peki
5 yazdığımızı düşünelim. 5 yazarsak 15 bölü 5 3 yapar. 2 ile 3'ün toplamı gelir ki A bu durumda 2 çıktı, bu da olur. 15'i yazalım. 15 bölü 15'ten 1 geldi. A bu durumda 4 geldi. Bu da kabulümüzdür arkadaşlarım. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerlerin sayısı 3 tanedir dedim. Hemen geldim 2 numaralı soruya. Bakın bu da üsttekinin hemen hemen aynısı bir soru. Fakat burada şöyle bir fark var. Bakın A eşittir. Şu yukarıdaki birinci sorumuzdaki toplama işlemini paydaları eşitleyerek yapılmış. Burada işte burada yapılmamış, burada yapılmış arkadaşlarım. Şimdi ben bu eşit paydayı ayrı ayrı yazacağım. Yani şöyle yazacağım. 2B bölü B eksi 12 bölü B diyeceğim arkadaşlarım. Bakın ortak paydadan ayrı ayrı paydalara geçirdim. Peki bu B'ler gitti. Bu durumda A eşittir 2 eksi 12 bölü B oldu. E şimdi bu sefer de diyor ki A ve B pozitif tam sayılar diyor. Hadi yine A'nın değerlerini bulun diyor. Şimdi biz 12'nin bölenlerini alacağız yine arkadaşlarım. 12'yi bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Bunları tek tek yerine yazıyorum dostlarım. 1 yazarsam, 1 yazdığınızda 12 bölü 1, 12. 2'den 12 çıktı. Bu durumda A dediğim sayılar ne geliyor? 2'den 12 çıkarsa eksi 10. Olmadı. Çünkü neden? Pozitif tam sayı diyor. 1'i sildi. 2'ye geldim. 12 bölü 2. 6 yapar. 2'den 6 çıkarsa eksi 4 gelir A. Bu da olmadı. Sildim. 3 yazdım. 12 bölü 3, 4. 2'den 4 çıktı. Eksi 2 geldi. Bu da olmadı. 6 yazarsam 12'den 6 çıktı. 12'yi 6'ya böldüm. 2. 2'den 2 çıktı. A bu durumda 0 çıktı. Bu da olmadı arkadaşlarım. Çünkü A pozitif tam sayı olsun diyor. 0 ne pozitif ne negatiftir dostlar. O yüzden bu da olmadı. Bunu da sildim. 12 yazarsam 12 bölü 12'den 1 gelir. 2'den 1 çıktığında da 1 değerine ulaşırız. Bakın bu oldu işte arkadaşlar. Sadece B 12 iken A 1 çıkıyor. Yani bir tane değer bulabiliyorsunuz istenilen şartlara uygun. Geçtik bunu, geldik 3 numaralı sorumuza. X ve Y tam sayılardır diyor. Olduğuna göre Y'nin alabileceği en küçük değer ile en büyük değer nedir diyor dostlarım. Bakın şurayla biraz oynayalım. X parantezinde yazalım burayı kardeşlerim. Şöyle X parantezine ben bir alayım. Y artı 5 geliyor buradan. Eşittir 12. Şimdi ne demiştik? Çarpımlar olduğu zaman birbirine uzak sayıları seçecektik değil mi arkadaşlarım mümkün olduğunca? Şimdi ben diyorum ki X eksi 1 olabilir. Y şurası da eksi 12 olabilir diyorum. Ve çarpıldığında bakın 12 geldi. Peki Y'nin alabileceği değerleri soruyor. Y bu durumda eksi 12 olması için Y'nin eksi 17 olması lazım ki eksi 17 ile 5'in toplamı eksi 12'dir. E bir de şunu deneyelim arkadaşlarım. Bu 1 olsun, bu da 12 olsun. Bakın yine çarpıldığında 12'ye ulaştık. Peki Y bu durumda kaç olacak diye soralım. 12 olması için Y ile 5'in toplamı 12 olacak. Y'nin 7 olması lazım. İşte Y'nin en küçük ve en büyük değerlerini bulduk dostlarım. Bizi de bu iki keratanın toplamını soruyor. Yani eksi 10'u soruyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Bakın benzer bir soru da burada var kardeşler. Şimdi önce 7A'yı bu tarafa atıyorum ki A çarpı B eksi 7A eşittir 29. Şurayı rahat bir şekilde A parantezine alayım diye bunu yaptım arkadaşlarım. B eksi 7 eşittir 29 dedik dostlarım. Şimdi 29 asal bir sayı. Çarpımları 1 ile 29. Ya bu 1 olacak, bu 29 olacak. Bu durumda A'yı 1, B'yi 29 olabilmesi için ne yazmalıyız arkadaşlarım? Şuranın 29 olabilmesi için hemen düşünüyorum. Ne geliyor? 29 olması için işte B eksi 7 eşittir 29. 36 mı oluyor arkadaşlarım? Yazdık. 36 olacakmış B. Peki burası 29 olsa, şurası 1 olsa kardeşlerim, bu durumda A 29, B'nin ne çıkması lazım? 8 olması lazım. Bize şimdi neyi soruyor? A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şu üstteki değerleri alıp çarptığımızda cevap 36 geliyor ki şıklarda yok zaten. Ama alttaki iki değeri alıp çarptığınızda
232 değeri çıkıyor ki arkadaşlarım, işte alabileceği en büyük değer budur dostlar. Evet kardeşlerim, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. 22 numaralı köşe taşındayım. Bakalım nasıl sorularımız var. Beraber halledelim bunları Göbeller. Terim sayısı formülünü, ortanca terim formülünü kullanacağımız bir soru tarzları var arkadaşlar. Birlikte öğrenelim kardeşlerim bu soru tarzını. Formülleri de şöyle beraberce bir öğrenmeye çalışalım. Evet, ilk sorumla başlıyorum dostlarım. Bakalım ne demiş. Şeklinde belirtilen dizideki terim sayısı kaçtır diye bir soru sormuş arkadaşlarım. Bakınız şöyle yapacaksınız terim sayısını bulurken. Terim sayısı eşittir. Son terimden yani 98'den ilk terimi çıkartacağız arkadaşlarım. 18'i bölü diyeceğiz artış miktarı. Yani kaçar kaçar artıyor bu dizindeki terimler. Bakın her birinin arasında 4 var. 4'e böleceğiz dostlarım. En son bu rasyonel ifadeyi yaptıktan sonra bir de artı 1 ekliyorum. Bu benim terim sayım olacak. Hadi bulalım bunu. 98'den 18 çıktı kardeşlerim 80. 80'i 4'e böldüm dostlar 20. 1 ile topladım 21. İşte bu dizideki terim sayım 21'miş dostlar. Geldik şu ikinci soruya. Toplama işleminin sonucu kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bakın burada ne yapıyoruz şimdi? Bir kere önce terim sayısını bulacaksınız. Toplama işleminin sonucu soruluyorsa ilk işimiz birinci adım terim sayısını bulacağız. Hadi birlikte bulalım arkadaşlar. Neydi kural? Son terim 80 eksi ilk terim 5 bölü artış miktarı ki kaçar kaçar artıyormuş bu terimin, bu dizinin terimleri 3'er 3'er. En son bir de artı 1. 80'i 5'e böldüm. 80'den 5 çıkarttım. 75. 3'e böldük bu zıbıdıyı. 25. 1 ile topladık dostlar. 26'yı bulduk. Bu bizim terim sayımız dostlar. Peki toplamı sorunca ikinci adım ne hocam? Orta sayıyı bulacaksınız arkadaşlar. Bu dizinin tam ortasında bulunan sayıyı bulacağız. Peki orta sayı nasıl bulunur? Dostlar bir şeyin ortası hep şöyle bulunur. İlk baştaki ile en sondakini toplayıp 2'ye bölersiniz. Yani 80 ile 5'i topladım ve 2'ye böldüm arkadaşlarım. Yani ne çıkıyormuş ortadaki sayı? 85 bölü 2'ymiş dostlar. Bölmemize gerek yok. Peki hocam toplamı nasıl buluyoruz? En son toplam. Dostlar toplam dediğimiz şey de işte bu terim sayısı ile ortadaki sayıyı çarpıyorum dostlar. Bu da bana toplamı veriyor kardeşlerim. Yani ben toplamı nasıl bulacağım? 26 çarpı 85 bölü 2 diyeceğiz dostlarım. Şu 2 ile 26'yı sadeleştirelim. 13 çarpı 85 olacakmış dostlar sorumuzun cevabı. Artık hangisi çıkıyorsa arkadaşlarım ben Edirne'yi işaretledim geçtim. Geldik 3 numaralı sorumuza bakalım bu ne diyor? 7 ile tam bölünebilen 10'dan büyük, 130'dan küçük kaç farklı doğal sayı vardır diye bir soru sormuş. Bakın bu soruyu bir sürü yolla çözebiliriz tabii ki. En kötüsü saya saya çözeriz dostlarım ama şöyle bir yapalım bakın. 10'dan büyük olacak 14 var. 7'nin katı olan sayıları düşünüyorum. 21 var, 28 var ve bu şekilde gidiyor. Şimdi sayımız 140 olsaydı 7'nin tam katıydı. 140'a kadar çıkardık. Ama 140'tan bir düşük olan 133 var. 7 çıkarttım ondan. Orada değil. Bir 7 daha çıkartalım arkadaşlarım 133'ten. 126'ya kadar gelecek arkadaşlar. İşte sorumuz bu. Burada kaç tane terim vardır diye soruyor bize. Hemen hesaplayalım isterseniz. Terim sayısı eşittir. 126 eksi 14 bölü artış miktarımız 7'şer 7'şer artıyorlar arkadaşlar bunlar. Artı 1. Şimdi hemen yapalım işlemi. 126'dan 14 çıkarttık. Şöyle yapayım ben. 112 bölü 7 artı 1 geldi. 112'yi 7'ye bölersek arkadaşlarım 16 gelir. 1 ile de topladım. 17 tane terim varmış dostlar bu sorumuzda. 17 adet terim varmış. Bu birinci yol.
Şimdi bir de şu yolla yapayım sizin için dostlarım ben. Bakın diyor ki 10'dan büyük olacak, 7'nin katı olacaklar, 130'dan da küçük olacaklar diyor dostlarım. Peki 10'dan büyük olan ilk sayı 14, 7'nin katı, 130'dan küçük olan sayı 126. Hemen her terimi 7'ye bölüyorum. 2 küçük eşittir k, küçük eşittir. Buradaki k dediğimde işte bize terim sayısını verecek olan ifade. 126'yı hemen 7'ye böldük, 16. Peki dostlarım, 2 ile 16 arasında kaç tane sayı vardır diye soruyor bize. Yine bu ifadeyi saydığınızda arkadaşlar 17 bulacağınızı göreceksiniz dostlarım. Çok uzatmıyorum ben, geçiyorum bir sonraki sorumuza. Diyor ki toplamında her bir adım 3 arttırıldığında A'nın değeri kaç artar? Şimdi şöyle soruyor aslında bize kardeşlerim soru. Bunu da 3 arttıracaksın, 3 fazlalaştıracaksın. Yani 3 fazla buradan gelecek. Bunu 3 arttır, 3 tane buradan gelecek. 3 buradan, 3 buradan, 3 buradan diye diye her bir terimden artı 3 gelecek A'nın üstüne arkadaşlar. Burada kaç tane terim olduğunu bulalım hemen. Yani son terim, eksi ilk terim, bölü, artış miktarımız kaçar kaçar artıyor bu keratalar? 6'şar 6'şar arttılar. Artı 1. Şimdi 161'den 23'ü bir çıkaralım. 11'den 3 çıktı 8. 5'ten 2 çıktı 3. 138. 138 denilen keratayı 6'ya bölüyorum. Şurada. Hemen 2 kere 6, 12 çıkarttım 1. 18'de 6, 3 kere 23 geldi şurası. Bir de artı 1 ekliyorum. 24 oldu arkadaşlar. 24 tane terim varmış burada. Yani 24 tane 3 ekleniyor A'nın üstüne. 24 tane 3, 72 yapar kardeşlerim. Demek ki A'nın değeri 72 fazlalaşacak dostlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin kardeşim.